Merhaba sevgili dostlar. Vehben Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer de yine minik minik sukulentlerden başlamak istedim. Daha önce bu kasayı size defalarca göstermiştim ama bu kadar yakından göstermemiştim. Gördüğünüz gibi bunları çok seviyorum. Bizim buradan bir tane satıcıdan aldım. Fazla gelişmiyorlar, bilmiyorum niye. Bunlar herhalde türleri böyle. Krasula türü. Yavaş gelişen bir türler olsun. Çok seviyorum. Evet arkadaşlar, bu kırmızı tür diye aldım. Ama böyle bu renk çıktı. Variegata çıktı. Şöyle. Olsun. Yine de rengi çok güzel. Bir arkadaşla takas yaptık. Kırmızısından buldum sonunda. Aa, bu kopmuş. Ve havai kök yapmış. Nereye nereye? Yer kalmadı ki. Şuraya gömeyim onu. Gömebilirsem tabii, çünkü yer yok. Şöyle. Arkadaşlar, bardak satışında bundan çok ekledim. Bitkim çok yıprandı. Sadece bu kadar kaldı bende. Böyle minik minik şeyler alıp, çelikler alıp böyle kenarlara diktim. Çoğalsın diye. İnşallah çoğalır. Bu da ondan. Şu. Çok ufak. Bu da ondan. Şu da. Arkadaşlar, dün gece bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Bunlar köşede olduğu halde etkilenmediler çok şükür. Ama şimdi hepsini sulayacağım. Yağmurlama sistemiyle sulayacağım onları. Çünkü oldukça toprakları kurumuş. Şöyle bastırınca belli oluyor. Çünkü toprak değil de torf. Torfa geçtikten sonra biliyorsunuz ben daha güzel verim aldım. Bir tanesi iyice tutunmuş bunlardan ama ötekiler daha yavaş yavaş tutunuyor. Şöyle bastırayım, kökleri hava almasın. Evet. Yine bizde rüzgar çok arkadaşlar. İstediğim şekilde video çıkmayabilir, kusura bakmayın. Şunu şöyle yapalım. Bunu daha önce göstermiştim size, küllenme dedim, mantar dedim. Ama hiçbiri öyle çıkmadı. Meğer kabuklu bitmiş. Bu alt yaprakları alacağım. Onları yatıracağım yavru almak için. Şöyle. Bari çıkacak olan yapraklar temiz çıksın diye. Bakalım koparabilecek miyiz? Yok, koparamıyorum. Olmuyor. Ah, evet. Aa, düşürdüm. Sorun değil. Daha sonra videoyu kapattıktan sonra alırım. Evet arkadaşlar, bu da süper bum. Sadece 3 tane var bende. Bu satışta değil. Çünkü bunları anaç olarak bıraktım. Biliyorsunuz sukulentler çok yavaş geliştiği için bir türlü de büyümüyorlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu bir çiçek sapıydı. O büyük sukulentin çiçek sapıydı. Ben onu kestim. Ne olur ne olmaz bürüye diktim. Ve yavru verdi. Gördüğünüz gibi. Ben bunu böyle alacağım. Temizleyelim. Evet. Buraya koyayım bari, böyle kök salsın. Belki bir tane daha yavru verir bu. Bakalım. Evet, köklü. Çıkarınca çır diye bir ses çıktı. Bu da aynısı. Şu. Evet arkadaşlar. Şimdi hortumla sulayacağım onları. Yani yağmurlama sistemiyle sulayacağım. Hava durumuna baktım. Yine yağmur var. Ama olsun, sukulentler suyu çok seviyorlar. Tabii burası rüzgarlı olduğu için hemen kuruyor toprakları. Bir sıkıntı yaşamıyorum.
yaşamam da inşallah artık. Sular da az. Bugün sular kesik. İyice sulayalım. Üzerlerine su gelir diye sevinmiştim ama hiç su gelmemiş. Bunu iyice sulayayım. Su tazikli değil. Onun için yavaş yavaş sulayacağım. Tabi damda olduğu için biraz zor çekiyor buraya kadar. Onun için ben buraya varil koydum. Büyük bir varil koydum. Eğer su sıkıntısı çekersem onu kullanayım diye. Çok işime yarıyor. Bunları da biraz. Evet. Şimdi öbür tarafa geçelim. Şöyle. Bol rüzgarlı olduğu için gönül rahatlığıyla her zaman aynı şekilde su verebiliyorum. Bu kadar rüzgar var ki dengeleyemiyorum suyu gördüğünüz gibi. Hava uçuruyor. Evet. Bunları da da böyle. Dün aynom çelikleri kestim. Köklensinler diye böyle kenarlara koydum. Havalar biraz daha ısınsın. Bütün bunları böyle kenara alacağım güneş görsünler diye. O kadar çok sevdiler ki damı. Çok güzel gelişiyorlar. Leş kaktüslerine şimdi vermek istemiyorum. Birkaç gün sonra ancak veririm. Biliyorsunuz leş kaktüsleri hassastır. Bu kadar titiz davranmama rağmen bazıları böyle kökten çürüdü. Bazen suyu dengeleyemiyorum. Su veriyorum. Ve torf ısındığı için onları yakıyor. Dipten yakıyor. Sıra bunlarda. Bu aynum çeliğini yaklaşık 15-20 gün önce dikmiştim. Gerçekten çok güzel bir gelişim gösterdi ve hemen kök verdi. Bahar ayında olduğumuz için. Böyle. Güzelce su verelim. Sukulentlere yağmur suyu gelseydi çok iyi olacaktı ama gelmedi. Leş kaktüslerine artık gelsin istemiyorum çünkü onları çürütüyor. Fazla su aldıklarında çürüyorlar. Onlar köşede oldukları için suya doymuşlar. Yağmur suyu gelmiş onlara. Ellenimiz iyice su almış. Oo, elleni kuşlar didiklemiş. Bakın. Gagalamışlar her tarafını. Onlar da yiyecek, ne yapsınlar. Halbuki bizim burası bahçeli hepsi, evler. İstedikleri yerden ot alabilirler ama sukulentlerime dadanmışlar. Bunlara gelmemiş. Bunları da böyle su püskürteyim. Rüzgardan dolayı savruluyor. Şimdi arkadaşlar, dün bir arkadaşla konuştum. Benden
Ekonopsis istedi. Kaktüs istedi. Bunları hazırladım. Teyit bekliyorum. Teyit ettiği anda ben onları paketleyip göndereceğim. Şöyle. Hepsi yavrulu. Gördüğünüz gibi. Kocaman kocaman kaktüsler. Bu da yavrulu. Şu da yavrulu. Bu en bol yavrulu olan bu. Her tarafı yavrulu. Bu da hediye adı hazırladım. Bakalım teyit ederse bugün anlaşırsak göndereceğim onları. Evet sevgili dostlar. Bunlar da başka kasadaki türlerimiz. Bunları da biraz sonra su vereceğim videoyu kapattıktan sonra. Çünkü toprakları kurumuş ve dün yağmura rağmen üzerlerine gelmemiş. Bunlar da iyice kurumuş. Ama şimdi bunlara vermeyeceğim. Leş kaktüsleri biliyorsunuz dediğim gibi az önce. Suyu pek sevmezler. Biraz daha birkaç gün sonra evet su verebilirim. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bunları da gagalamışlar. Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.